Trafik düellosu ile karşınızdayız. Burcu Kıratlı ile birlikte. Burcu, evet, şimdi konut piyasasındaki özellikle bu gerileme, reel gerileme dikkat çekici olmaya başladı ki İstanbul-İzmir makasının daraldığı da yine diğer önemli sonuçlardan bir tanesi olarak çıkıyor. Dolayısıyla ben grafik düellosunda konut fiyatlarını biraz işlemek istiyorum ki 25 aslında yani baktığınız zaman şu anki süreçte son 2,5 yılın en yavaş artışına işaret ediyor. Bu da yaklaşık Ekim 2021'den bu yana en düşük artışa işaret ediyor diyeyim. Bunu işleyeceğim. Dolayısıyla bir de İstanbul konut fiyatlarında nasıl bir fiyata işaret ediyor ona bakalım istiyorum. Sen? Turist sayılarına. Ben de işin biraz daha eğlenceli kısmına bakacağım. Çünkü turist sayıları bu yıl Türkiye için, aslında dünya için pandemiden sonra iyi gidiyor. Bizim için de iyi gidiyor. Ben de o tarafa bakacağım. Peki, o zaman kaybetmeden grafik düellosunu başlatıyoruz efendim. Başlasın grafik düellosu diyoruz. Evet, elbette konut fiyatlarına bakacak olursak bu süreç içerisinde Nisan ayında yıllık bazda %48,4 artışa işaret etti ama burada manşet enflasyonla kıyasladığımız noktada 69'un üzerinde bir seyirle kıyasladığımız noktada %13'lük aslında reel götür tarafında olduğunu, negatif bir fiyatlama olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla yani burada %13'lük bir geri çekilmenin yaşadığını, negatif bir reel getir sağladığını da söyleyebiliriz. Nereden nereye geldi konut fiyatları? Konut fiyatlarındaki artışa bakacak olursak özellikle 2023 Mayıs seçimlerine, genel seçimlerine giderkenki süreç içerisinde enflasyonun hem hızlandığı hem kredi faiz oranlarının düşürüldüğü bir süreç içerisinde bir zıplama yaşadı. Yani arz sorununun yanı sıra konut stoklarında zaten Türkiye'de nüfus artışıyla kıyaslandığı noktada yetersizdi. Fakat dolayısıyla arz sabit kaldı, inşaat maliyetleri yükseldi. Bunun yanı sıra atılan adımların daha sınırlı kalması ve talebin burada yüksek oranda gerçekleşmesi bize konut fiyatlarındaki sıçramayı getirmişti ki %189'un üzerinde neredeyse %200'lük bir artışa işaret etmişti. Sonrasında sert bir geri çekilmeyi beraberinde gördük. Bugün bakacak olursak, özellikle artış seviyelerine bakacak olursak 2,5 yılın en yavaş artışına işaret ediyor. Bu da aslında az önce söylediğim gibi %13'lük bir negatif reel tarafta bir fiyatlamayı beraberinde getiriyor diyelim. Aylık değişime bakacak olursak 2,2'lik bir artış, yıllık değişimde de 48,4'lük bir artışa işaret ediyor. Peki İstanbul bunun neresinde? Hemen İstanbul fiyatlarına bakalım. Ortalama İstanbul fiyatları içerisinde özellikle 5 milyonun üzerinde bir fiyatlama var. Şimdi 5 milyon dediğimiz zaman aslında İstanbul'un tüm semtlerini kıyasladığımız noktada pek de mümkün gibi görünmese de diğer ortalama alındığı için 5,5 milyon şeklinde bir fiyatlama öne çıkıyor. 5,5 milyon TL'nin üzerinde. Şimdi İstanbul'la İzmir makası daralıyor. Bu oldukça dikkat çekici. Yani hem burada yaşanan iç göç, hem bunun yanı sıra İstanbul'da konut ediminin zorlaşması ve diğer aslında bölgelere doğru bir akımın gerçekleşmesi. Fakat Ankara, İzmir, İstanbul makaslarına baktığımız zaman buradaki makasların daralması ise dikkat çekici. Her ne kadar burada da aslında bakacak olursak nereden nereye gelmiş? 2010 yılında 170 bin lira seviyesi üzerinden bugün bakıldığı noktada, işte bir önceki veride dahi, işte 2022'de bakıyoruz 1,4 milyon Türk lirası iken 2023'te 2,3 milyon Türk lirası, bugün gelinen nokta 5,5 milyon TL diyorum Burcu. Gerçekten inanılmaz. Çok dramatik bir fark. Tabii artık konutun yatırım aracı olmaktan çıktığını da bizi bu grafik söylüyor, satın alma gücünün artık karşılayamaması bakımından. Bende turist sayıları var. Şimdi tabii turizm grafiği pandemiden sonra tüm dünyada artmaya başladı. Ama Türkiye pandemi öncesi dönemin çok daha hızlı yakaladı. Ve hatta bizim ulaştırma endeksindeki, havacılık endeksindeki artışların çok kısmında buradan da kaynaklandı. Hatta genel anlamda ekonomik toparlamayı da etkilediğini, olumlu anlamda etkilediğini söyleyebiliriz. Şimdi pandemi öncesi seviyelere baktığımız zaman işte aşağı yukarı 2 milyonlara yakınken, işte düşük sezonda, yüksek sezona baktığımız zaman 7 milyonlara varan bir grafikten bahsediyorduk. Pandemi süresi zamanı zaten geçiyorum. 2022 yılı da pandemi öncesi
seviyeleri yakalamanın çok ötesinde kalmıştı ama 2023 yılıyla beraber rakamlar iyileşmeye başladı. Yine tam anlamında turist sayısı anlamında bu seviyelerin üzerine yakalayamasak da yolcu sayısı anlamında 7 milyona kadar zirve seviyesine yaklaşamasak da 2023 yılı bu anlamda biraz daha dikkat çekici olmaya başladı. 2024 ise 2023 yılının aynı dönemine göre ki geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 4,5 milyon olan turist sayısının bu yıl 5,1 milyona bize yaklaştığını gösteriyor. Yaklaşık işte %10'un üzerinde bir artış ama yolcu trafik sayılarına, havayolu ulaştırma sayılarına bakacak olursak pandemi öncesi seviyeleri 2019 yılının çok daha öncesinde yakalamıştı. Yani 2023 yılının aşağı yukarı ortalarında bu seviyeleri yakalamaya başlamıştı. Buradan hareketle ben bir sonraki grafiğime de geçmek istiyorum. Bunu ben hem ulaştırma endeksiyle de birleştirmek istedim. Şimdi tabii ulaştırma endeksinin performansını da etkileyen bir sürü dinamik var. Bunlardan bir tanesi az önce söylüyoruz yolcu trafik sayıları, turist sayıları. Bir tanesi petrol fiyatları ve bir tanesi de kur. Burada genelde biz petrol fiyatı ve yolcu trafik sayısı açısından zaten korelasyona değindik. Petrol fiyatının daha yatay seyretmesi ya da petrol fiyatlarının daha düşük seyretmesi de ulaştırma endeksini olumlu etkileyen bir başka etken. Fakat bir diğer önemlisi de dolar-TL kuru. Buradaki korelasyon oldukça dikkat çekici. Şimdi üstte gösterdiğim grafik ulaştırma endeksi Borsa İstanbul'un. İkincisi de dolar-TL ile korelasyonu. Şimdi çok net bir aslında korelasyonu gösteren alan var. Şurası negatife döndüğü durum. Ulaştırma endeksinin düştüğü durumda dolar-TL ile endeksin negatif korelasyonda olduğunu görüyoruz. Yani buradaki kurdaki hareketlerini veya kurdaki stabilize olmama halinin ulaştırma endeksini olumsuz etkilediğini söyleyebiliriz. Son noktadaki zaten yükseldiği zamandaki hareketler ulaştırma endeksinin dolar-TL'deki yükseliş, düştüğü zamandaki hareketler ve tekrar işte dalgalı seyirde diyebiliriz. Yani buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Şuradaki kur seviyesiyle birlikte ulaştırma endeksinin en azından karlılığına olumlu etkileyecek kısım biraz daha törpülenmiş gibi gözüküyor. Olumlu tarafta olan kısım petrol fiyatlarının düşük seyretmesi, olumsuz olan taraftaki kısım dolar TL'deki şu andaki seviye olarak bunu biz özetleyebiliriz ulaştırma endeksinde. Ama genel olarak tabii havayı koklayacak olursak turist sayısına olumlu. Evet, turist sayısını yakından takip ediyoruz ama konut fiyatları da ana sonrası olarak olmaya devam ediyor ki toplumun büyük bir kesimi açısından hakikaten ulaşımı çok zor bir hale gelmiş durumda. Bakalım ne adımlar atılacak, orayı da yakından takip edeceğiz diyelim ve programı noktalayalım efendim. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.